Mahkeme başkanı. Mahkeme başkanı bağırarak polislere emir vererek, talimat vererek kapıyı kapattı. Halbuki duruşmanın aleniyeti ilkesi vardır. Kayseri Barosu'nun avukatları dahi duruşma salonuna giremediler. İki sıra sınırlı sayıda koltuk vardı. Ve bu koltuklar dolduktan sonra kimseyi almadı. Halbuki polisler orada oturmayabilirdi, ayakta durabilirdi. Bizim duruşmayı ayakta izlemekten de vücudumuz yok. Ben içeri girebildim, bazı meslektaşlarımız içeri girebildi. Ama birçok meslektaşımız dışarıda kaldı. Fakat hukuksuzluk tekrar tescillenmiştir. Bu davanın her bir satırı tarihe kazınmıştır. Bundan sonra da her bir satırı daha tarihe kazınacaktır. Biz her duruşmada buradayız. Her aşamasında buradayız. Mahkeme kararları eleştirilmez değildir. Mahkeme başkanlarının duruşma düzenini işletme tarzı eleştirilmez değildir. Bunu da en ağır şekilde eleştireceğiz. Şimdi mahkeme heyetinin tavrını tutanağa bağlayacağız. Mahkeme heyetinin tavrını tutanağa bağlayıp bunları da elbette dünyaya duyuracağız. Zira artık Yalçın kararı Türkiye'nin değil sadece dünyanın konusudur. Ve Yalçınkaya kararını yüz binler beklerken bu duruşmanın 12 Eylül'e ertelenmiş olması son derece gariptir. En kibar ifadesiyle bunu söyleyeyim. Ama 12 Eylül bildiğiniz gibi darbenin yıl dönümü. Aslına bakarsanız bu uygulamalar da bana göre darbe uygulamalarıdır. Bu darbe uygulamalarını darbenin yıl dönümünde yıkacağımıza inanıyoruz. Hatice Hanım, yani gerçekten bu 12 Eylül'e ertelenmesi çok manidar değil mi? Münir Hocam çok manidar ama ondan da önce şunu söyleyeyim ben. Biliyorsunuz Yalçınkaya kararı bir takım hak ihlalleri sebebiyle verildi. En çok da kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi ihlal edildiği için verildi. Yeniden yargılama duruşması bambaşka bir hak ihlaliyle başladı. Duruşma salonunun kapısını açıp giren girsin der demez kapıyı kilitlemek yasalarımıza aykırı. Eğer bir duruşmada gizlilik yoksa, duruşmanın kapalı oturum yapılmasına dair bir karar yoksa duruşma salonu kapısını kilitleyemezsiniz. Duruşmalar aleni yapılır. Yani bir hak ihlali sebebiyle başlayan yeniden yargılama duruşması başka bir ihlalle başladı. Artık bu ülkeye, bu insanlara, bu ülkenin gençleri bu kötülüğü yapmaktan vazgeçsinler. 12 Eylül manidar. Biz halk olarak ne darbeleri yıktık? 12 Eylül gibi bir güne verilmesi de başka bir darbe işareti veriyor olabilir. Emin olsunlar, hukuk içinde biz onu da yıkacağız. Biz evrensel hukuk istiyoruz. Elbette. Binal Hocam, bir hukuk fakültesi hocası olarak bu duruşmadaki gözlemleriniz lütfen. Efendim, öncelikle bütün KHK'lı dostları selamlıyorum. Notlar aldım tabii. Duruşma salonuna girebilen mutlu azınlıktan biriyim. Evet, biz giremedik. Elbette bu konudaki hak ihlallerine meslektaşlarım işaret ettiler. Yani aleniyet ilkesinin sarsıntı geçirmesi elbette hukuk devleti açısından iyi işaret değil. Ben hemen ilk gözlemimi paylaşayım. Yani yerel seçimlerin sonuçlarının mahkemeye henüz dalgası gelmemiş görünüyor ama gelir. Yani, ayım kararının dalgası da mı gelmemiş? Ayım kararı tabii 26 Eylül değil mi? Yani 7 ay önce verilen bir kararın dalgası şüphesiz geldi. Yani görmek istemeyen, kafasını kuma gömen bir yargı sistemimiz var. Ama bunların sürekli sürdürülebilir olmadığını zaten söylüyoruz. Ama bu zamana kadar da bir şekilde sürdürdüler. Ben değişimin bu kadar hızlı gelmeyeceğini düşünenlerdenim. Daha yavaş yavaş, adım adım gelecek. Dolayısıyla buna kendimizi hazırlamamız lazım. Bu da sebatla bu sürecin ne kadar sebatla sürdürülmesi gerektiğini gösteriyor. Sebat yani ve kararlılık mı acaba? Sabırlı olup sürekli aynı tutarlılıkla taleplerde bulunmaya devam etmek lazım. Kaçıranlar için kısaca özetlemek gerekirse içeride ne oldu? Sayın Başkan tensip tutanağı doğrultusunda işte kimlik tespitiyle başladı ki bu ceza muhakemesi hukuk açısından doğru bir işlem. HAGB konusunda sana Sayın Yalçınkaya'ya sordu. Son yapılan yasa değişikliğinden sonra hükmün açıklanmasının geri bırakılması biliyorsunuz istinafa bırakıldı ama oradaki soru konusunda soru işaretim var. Yani bunun sorulmaması gerekiyor bence. Bir not olarak aldım. Baylok tespit tutanağını sordu. Bu baylok delilinin hala mahkeme tarafından geçerli bir delil olarak kabul edildiğini göstermiyor aslında şu anda ama sorması yani bu konuda bir soru hala oraya takıntılı yani. Buraya evet takılıyor. Aynı okulda görev yaptığı
kimi öğretmenleri sordu. Yani tanıyıp tanımadığını. Çünkü o konuda ifadeler var. İşte bir tanık Sayın Yalçın Kaya'nın karşı komşusuymuş. Ve 15 Temmuz'dan sonra bir ihbar telefonu açtığını söylüyor. Tanık yani herhangi bir görgüsü bilgisi olmadığını açık bir şekilde ifade etti. O olayın sıcaklığıyla, o dönemin sıcaklığıyla işte vatansever bir insan olduğunu ve böyle bir ihbarda bulunduğunu kabul ediyor. Yani bu süreçte tabii pek çok ihbarcıyla karşılaştık. Pek çok itirafçı, ihbarcı, iftiracı söz konusu oldu. Terör örgütü üyeliği son derece ciddi bir suçlamadır. Tanık, yani salt tanık ifadesine dayanarak kanıtlanabilecek bir şey değildir. Terör örgütü olmanın belli kriterleri vardır. Bunu Yargıtay eski 9. Ceza Dairesi, sonra 16. Ceza Dairesi, şimdi Yargıtay 3. Ceza Dairesi müteaddit kararlarıyla altını çizmiştir. Sayın Yalçın Kaya'nın avukatı, meslektaşımız, çok değerli bir hukukçu, avukat Özcan Akıncı Bey'i ben içtenlikle tebrik ediyorum. Çok önemli bir işin altına imza attı. O da benim biraz önce söylemeye çalıştığım sebatla bu süreci yönetenlerden birisi. Bitiyor, bitiyor efendim. Yani 46. madde doğrultusunda bir basın açıklaması değil. AİM'in TR Türkiye Cumhuriyeti'ne bir ödev yüklediğini söyledi ve Türkiye'nin bu ödevi yerine getirmesi gerektiğinin altını çizdi. Bizler de bu ödevin bir an önce yerine getirilmesini merakla bekliyoruz. Sürecin takipçisi olacağız. Teşekkür ediyoruz. Baro bölümüne geçebilir miyiz? Evet. Baro bölümüne geçelim. Yani bu arada KYK'lı arkadaşlar, birçok ilden KYK'lı arkadaşımız bu duruşmayı izlemek için, buraya tanıklık etmek için buraya gelmişler. Bu çok değerli, gerçekten çok değerli. Çünkü KYK'lılar hukuk istiyor. Başka bir şey değil. Evet. 8 senedir bekliyoruz hocam.